Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün sizlere çok güzel bir oyun ayarladım arkadaşlar. Basketbol oyunu kartondan yapacağız inşallah, yapabilirsek. Bunun için sadece karton, ıvır zıvır birkaç malzeme gerekecek arkadaşlar. Pimpon topu, dondurma çubuğu, kola kapağı, ufak tefek de kürdanlar gerekecek arkadaşlar. Silikon yapıştırmak için. Evet arkadaşlar, ben şimdi size parçaları söyleyeyim. Arkadaşlar elimde şöyle düz bir, görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle düz bir karton. Genişliği 30 santim olacak şekilde arkadaşlar. Genişliği 30 santim olacak. Uzunluğuysa arkadaşlar ama hemen 60 santim olacak arkadaşlar. Uzunluğu 60 santim olacak şekilde bir tane platform kesiyor düz bir şekilde. Bunu kestikten sonra arkadaşlar şurada bakın çizgiler var, görüyor musunuz? Şurada çizgilerim var arkadaşlar. Şu çizginin başlangıcıyla şu çizginin son tarafı arkadaşlar, şu aradaki açıklığı 20 santim olacak arkadaşlar. Tamamen 20 santim ayarlıyorsunuz. 20 santimden aşağı şöyle paralel bir şekilde bir tane karton çekiyorsunuz arkadaşlar. Onun boyu da 31 santime 4 santim genişliği olacak arkadaşlar. Şu şekilde bir parça olacak. Bu şekilde yapıştıracağız bunu bu kenara. Bu şekilde yapıştırdıktan sonra arkadaşlar pimpon topları buradan yukarıdan aşağı gelerek buradan çıkacak. Arkadaşlar diğer parçayı tanıtayım ben size. Arkadaşlar iki tane de platformu ayakta tutacak parçamız var. Şu şekilde. Görüyorsunuz. Bu da aynı şekilde bunun dibi arkadaşlar 30 santim olacak şekilde. Uzunluğu yine aynı şekilde 60 santim olacak. İkisi de aynı şekilde. Buranız arkadaşlar şu genişliği ise, şu alan ise burası 10 santim gelecek şekilde. Bakın burası 10 santim gelecek şekilde yapacaksınız. Şuradaki paralel çizgi vermek için de arkadaşlar, şu aradaki paralel çizgi vermek için de şu bölüm, görüyor musunuz bilmiyorum ama şu bölüm burası 20 santim gelecek şekilde arkadaşlar çiziyorsunuz. 20 santime şekil ayarlıyorsunuz çizerek ve 20 santimden şuradan şurasını paralel çiziyorsunuz. Yani aşağı yukarı 43 santim geliyor şu paralel arkadaşlar. 43 santim geldiği şekilde ayarlıyorsunuz. İki tane bu platformdan yapacaksınız. Basit. Kesmesi kolay. El becerisi tamamen. Bu şekilde platform ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Bunun ucundan 2 santim işaretliyorsunuz. 2 santim işaretledikten sonra da arkadaşlar burasının 12 santimde şu, yani şu ucdan böyle gelip buradan ölçüp 12 santim buluyorsunuz arkadaşlar. Yani 12 santim ile 2 santim olacak. Bu şekilde bunlar birbirine kavuşacak arkadaşlar ki rampa aşağı olsun, top yuvarlansın diye. Evet arkadaşlar, ben şimdi parçalarımı yapıştırayım. Hemen size göstereyim. Evet arkadaşlar, bu diğer 31 santimlik parça ise platform oluştuktan sonra arkadaşlar şu araya koyacağız bunu. Bu şekilde topun çıkmasını sağlayacağız. Ben aşağı düşmesinden şu an önünü kapattım ama bu şekilde düşer arkadaşlar. Şimdi bu diğer parçamı yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir platform oluşturduk. Arkadaşlar bunun önüne de kapak koyacağız. Evet arkadaşlar, 30'a 10 santim kesiyorsunuz arkadaşlar. Düz bir karton. Ön kapak olarak yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar, ön kapağımızı kapattık. Ama buraya bir delik deniyor arkadaşlar. Şu kısma topun çıkacağı kadar delik deniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, deliğimize deldik. Görüyorsunuz. Gördünüz mü? Bu şekilde delikten çıkması gerekiyor rahat bir şekilde. Evet arkadaşlar, üstünde kapatacağım ben bunu. 20 santim 30 santim kapak arkadaşlar. Üst tarafını güzel bir şekilde kapatacağız. Evet, böyle kapattık arkadaşlar. Platformumuz hazır. Geriye kaldı potalarımız.
arkası. Bir de böyle platform gerekecek. Hemen size boyunu söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 50 santim. Aynı şekilde yine 30 santim olacak şekilde bir platform kesiyorsunuz arkadaşlar. Ve bunu da buraya montalıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir tane üçgen 12-12 olacak şekilde ortasından deliyoruz. Aynı şekilde kutumuzun da ortasından yani 30 santim, 15 santim bulup arkadaşlar ortasını deliyoruz. Şu üçgen kısmı yani düz kısmı arkadaşlar size sivri kısmı aşağı bakacak şekilde bunu bu şekilde ayarlamanız gerekecek. Yani tam bu şekilde olması gerekiyor. Çevrenin için. Ben ilaç kapsülleri var arkadaşlar biliyorsunuz da bakın ilaç kapsülü bunlar. Ben bunlardan değerlendirme yapacağım. Bunu ortasından üçgenle bir şöyle ayarlarım da. Bu şekilde arkadaşlar delin. Bunu buraya tutacağım. Çevirebilmek için arkadaşlar bu şekilde daha sonra. Aynı şekilde de buraya bunu koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi diğer parçamıza gelelim. Arkadaşlar 3 santime 3 santim. Bu elinde kutular hepsi 3 santime 3 santim kare şeklinde arkadaşlar. Keseceksiniz 4 adet. Bu şekilde arkadaşlar. Toplamda 8 tane keseceksiniz. 4 yapmanız gerekecek. 3 kapakları olacak arkadaşlar bunlar. Bunları da arkadaşlar aynı şekilde buraya montlayacağım bunu. Hizamızı şuradaki kapsüle göre alalım arkadaşlar. Hemen yanına şu şekilde yapıştıralım. Yani şu boşluk olacak. Aradaki boşluk arkadaşlar kapsülün boşluğu kadar olacak. Yani arada şu dondurma çubuğunun rahat bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Şu şekilde. Dondurma çubuğunun burada rahat hareket etmesi gerekiyor arkadaşlar. Kulaklığı zaman takılmaması gerekecek. Ona göre çapaklığını falan alırsınız kartonu. Ona göre genişle yaparsınız. Çok dar yapmana gerek yok. Genişle yapabilirsiniz. Hareket etsin diye. Hemen bunu da yapıştıralım. Görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde bir parça yaptık. Arkadaşlar tam ortasından deleceğiz. Şu şekilde geçireceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şu aralardan geçiyoruz. Dondurma çubuğunu da arkadaşlar parmağını sıyacak şekilde yapıştırın. Yani ucundan bastırabilecek kadar şu kadar yapıştırın. Güzeldi. Evet arkadaşlar geçirdikten sonra şu parçayı lastiği en altına koyuyoruz. En alttaki lastiğe kadar geçireceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar ön tarafına düşmemesi için kapağını koyalım. Şöyle 30'a aynı şekilde. Şu şekilde. Çapraz yaparsanız daha iyi olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar önüne de toplam düşmemesi için yuva yaptık. Evet arkadaşlar şimdi potaya geçebiliriz. Potaları yapalım. Arkadaşlar ben bardağın yaptım bunları. Hemen size ölçümlerini göstereyim. Potalarımız bu şekilde olacak şekilde arkadaşlar. Şu şekilde. Arkadaşlar hemen boyunu söyleyeyim. Arkadaşlar 16 santim boyu olacak uzunluğu. 7 santim. 7 santim burası. 2 santim de şurası gerçek şekilde arkadaşlar. Böyle bir üçgen alacaksınız. Potaların şu kareleri ise arkadaşlar. 10 7 10 santime 7 santim olacak şekilde. Bunu kesiyorsunuz arkadaşlar. Ben hemen şunları yapıştırayım. Thank you.
Evet arkadaşlar, bir videomuzdan sonra gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizin için farklı farklı videolar çekmeye çalışıyorum demiştim. Ben işte bu şekilde minimum seviyede arkadaşlar, minimum seviyede arkadaşlar, en az para harcayarak arkadaşlar, eğlenceli, zevkli, çocuklarımız için veyahut da kendimiz için, arkadaşlarımız, kendi aramızda eğlenceli vakit geçirebilmek için arkadaşlar, güzel bir platform. Daha iyisini yapabilir arkadaşlar, tabii daha iyisini yaparlar ama ben elimden geldiği kadarını yapabildim arkadaşlar. Bunu çizmedim, daha sonra çizeceğim. Ona göre siz çizersiniz. Arkadaşlar lastik, son bir şey söyleyeyim. Lastiğimiz bundan değil de bu bayanların toka lastikleri oluyor ya, renkli renkli küçük küçük. Onlardan olursa daha iyi atış yaparsınız. Ben bunu yaptım. Bayağı bir sert olduğu için atış yapmadı arkadaşlar normal lastik. Toka lastiklerinden takarsanız platforma daha rahat atış yapabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.